İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan turnuva konusunda bir bilgilendirme vereyim. Turnuvaya katılım için 4 tane en çok damage veren arkadaşı seçtim. Bana damage'larını gönderen. Eğer bu turnuvaya katılamadıysanız çok üzülmeyin. Haftaya yine bir turnuvamız olacak. Ve bu hafta kattıklarımı katmayacağım. 2 hafta üst üste aynı kişiler olamıyor turnuvada. Öyle bir kural getirdim ki daha fazla kişi katılabilsin. Neyse bunu söyle ya, turnuva cumartesi günü videoyu koyacağım bu arada. Turnuvanın kendisi cuma günü gerçekleşecek. Görürsünüz videoyu cumartesi günü. Güzel video olacak bence. Neyse bu videodan bahsedeyim. Bu video bir ranked rehberi olacak. Ranked rehberlerimin 3. bölümü. Bu videoda çok 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 doğru oynuyoruz. Yani ben normalde hatta çok agresif oynayan biriyim. Ama bu videoda çok daha sakin win'e RP almaya oynuyorum. Ranked'de de böyle oynanması gerekiyor. Göreceksiniz zaten normalde yaptığımdan çok daha az damage yapıyorum. Hatta yani her iki maçta da, iki maç olacak, iki maçta da arkadaşlarımdan çok daha az damage yapıyorum. Neyse rehbere başlıyorum. Bu videoda benim sesimi nedense kaydetmemiş, arkadaşlarımı duyacaksınız ama ben de kendi dediklerimi aktarmaya çalışacağım. Yanda takımları gördük, yanımıza inen 2 veya 3 takımı gördük ve arkadaşımız şeye indi, altın shield'a indi, ben de maviye indim, Spitfire artı Havoc'a da indim. Yani durumumuz iyi. Diğer arkadaşımızın da Ahri'si var, savaşabilir. Alternator da gösterdim. O yüzden durumumuz iyi olduğu için direkt ilk yakınımızdaki squad'ı öldürmeye gittik. Olabildiğince hızlı öldürüp bir sonraki fight'a hazır olmamız gerekiyor. Bir sonraki fight bitmeden bizim fight'ı kazanmamız gerekiyor ki daha iyi bir şekilde girelim sonraki fight'a. Çok çabuk bitirdik, görüyorsunuz iki kişiyi. Son kişi nereye kaçtı emin değilim. Kurtuldu galiba. Ama bu fight'ı bitirdik. Şu an rahatız. İleri saracağım burada hızlı bir şekilde. Rahatız. Loot ediyoruz. Heal ediyoruz. Olabilecek en iyi duruma geliyoruz. Her şeyimizden emin olduğumuzda Bloodhound çok önemli. 5 saniye var dedi scan'e. 5 saniye sonra scan gelince diğer takımın durumuna göre pushlayacağız. Şimdi scan'i gördük. 3 kişiler üstlerine gidebiliyoruz. Jump pad'imle gittim ben. Direkt üstlerindeyim. Diğer arkadaş da üstlerinde. Umut aşağıda kaldı. Ama fark etmiyor çünkü tek kişi bizi pushluyor. De anlıyorum. Şimdi direkt avantajdayız. 3 ve 2 kaldık. Altta Umut'un savaştığını duydum. Umut'a giderken yukarıda arkadaşı yalnız bıraktım, Mert'i. O yüzden onun da yanına gitmem gerekti. Şimdi Pathfinder bir can, 2v1'iz. 2v1'iz, Pathfinder bir can kaçıyor. Normalde giderdim Umut'la burada çünkü 2v1 çok daha kolay ama gitmiyorum çünkü bir can olduğunu biliyorum. Çok rahat alacak 1v1'ini. Mert'i kaldırdım ne olur ne olmaz diye. Şimdi rahatız. İlk fight'ı, İlk iki fight'ımızı kazandık. Bakın şimdi geri alıyorum. 15 squad var burada, görüyor musunuz tepede? 15 squad var. Bir anda 7 squad indi. 7 squad'a inene kadar hiçbir fight'a gitmedik. Kendimize daha fazla loot ve zone'da iyi yer bakıyoruz. Şu an yerimiz iyi. İyi değil. Yerimizin iyi olmadığını konuştuk. Ama bunu konuşurken ben uzaktan bir squad gördüm. O squad buraya doğru gelecek. Gelmek zorunda. Onları gatekeepleyeceğiz ve öldüreceğiz. Plan bu yani. Ama görüyorsunuz bastım. Adamın charge rifle olduğunu gördük. Ve onların uzun mesafeden bizi alabileceğini gördük. Uzun mesafeden bizi alabilecekleri için biz geri bastık. Zaten zondaki pozisyonumuzu beğenmemiştik. Pozisyonumuzu da beğenmediğimiz için direkt bu fight'ı kabul etmedik, gittik kaçtık. Rank'te fight seçmeniz çok önemli. Çünkü bu seçeceğiniz şey, hatırlamanız gerekiyor ki 6 KP alabiliyorsunuz maksimum. 6 KP'den sonrası önemsiz. Yani 7 squad var, 2 KP'm var benim. Şu an sona doğru oynayabilirim yavaş yavaş. Burada loot ederken Allah'tan arkadaşlarım duydu. Yakında bir takım daha varmış. Ben hiç duymamıştım. Yanımdaki arkadaşımın ayak sesleri sandım. Ama
vurduğumda beyaz shield olduğunu gördüm ve 42 de vurmuştum zaten. O yüzden rahatım. Shield swap'ımı aldım. Vaktimi aldım yani savaşa girerken. Çok rahat indirdik. Arkadaşlarım burada daha çok çalıştı ama beyaz shield olduğunu gördükten sonra ben bayağı rahattım aslında. Pek stres etmedim. Zaten çok rahat aldık. Ama burada loot edemeden bir takım daha duydum ve farkındaysanız direkt takımıma geri gidiyorum. Rank'te bu önemli, yani takımınızdan ayrı kalmamanız çok önemli. Loot etmek için bile yani hep takımınızla olmanız çok önemli. Çok büyük bir avantaj kış kış oynamanız. Burada diğer takım bizi pardon bir dakika. Beni uzaktan vuran takım basacaktı bize. Mert ultisini attı. Gibraltar ultisini attı. Basamadılar. Hatta basıldılar diğer takım tarafından. Bir anda çok avantajlı konuma geçtik. Çünkü birkaç kişi indi iki takımdan da. Çok güzel third party'ye çevirdik bunu. Şimdi diğer Gibraltar ulti attı. Burada çok diyecek bir şey yok. İzleyin takım arkadaşlarımın bana söylediklerine göre oynuyorum. Sağda Gibraltar var dedi, ona gittim direkt. Şimdi burada lifeline rezi duyuyorum altta, ona atladım direkt indirmek için. Fight'ı kazandık. Burada loot edeceğiz ama yine loot edemiyoruz. Arkaya kaçmamız gerekiyor. Umut uyarıyor oradan. Arkaya kaçmamız gerekiyor çünkü uzaktan bir takım sıkıyor. Ama takımımızda Gibraltar olduğu için geri dönüp burayı loot edebileceğiz doğum sayesinde. Loot ederken bunlara dikkat etmeniz çok önemli. Takımınızla beraber loot etmeniz çok önemli. Hep kıç kıç olmanız çok önemli. Burada Umut kaç dedi ama sıkmıyordu kimse. Kaç deme sebebi doğum bitti. Vurulacağız sandı ama kimse sıkmadı. O yüzden ben loot etmeye devam ettim. Şimdi ring gelmeden battery'lerimizi ayırdık. Ben çok ayıramadım. Bende şu an 8 tane var. İleride atacağım arkadaşlarıma. Şu an gerek yok. Şu an ringe girmemiz lazım. Önceliğimiz bu. Benim jump pad'le hızlı bir şekilde ringe yaklaştık. Ama şimdi burada iki takımın pozisyonu önemli. Bir takım var tepede, görüyorsunuz Gibraltar'ın ufacık kalkanını görüyor olmanız lazım şurada. Bir de sağdan char rifle'la uzaktan sıkanlar var. İki takım da uzakta. Bizim ringe girmemiz lazım. Burada konuşuyoruz nereden gireceğiz, nasıl gireceğiz. İzleyin nasıl giriyoruz. Görüyorsunuz. Beraber hareket ede ede zone'un kenarından girdik. Sürekli cover'dayız. Şimdi ringdeyiz. Pozisyonumuz da okey. Yine süper değil çünkü low ground'dayız. High ground almak her zaman daha iyi. Burada dediğim gibi ekstra 2 battery'm vardı. Onları bıraktım. Şimdi burada buranın, yani bu sağ üst konteynerin boş olduğunu görüyorum. Ve orası, görüyorsunuz ringe de bakın, sol üstteki map'te iyi bir yerde ringde. Son ringi oynayabilecek bir yerde. O yüzden jump pad'imle oraya gidiyoruz. Arkadaşlarım tutunamıyor. Tutunsalar çok daha rahat olacaktı. Herhalde direkt ulaşabileceklerini sandılar. Şimdi o zip'e tek başına binmesi Umut'un hataydı. İkisi aynı anda binseydi hem Umut hem Mert çok daha rahat çıkabilirlerdi. Daha risksiz. Ama Allah'tan sıkamadılar, indiremediler. O yüzden rahat bir şekilde halletmiş olduk burayı da. Şimdi 3 squad var. Durdurmayayım neyse. 3 squad var. Bir squad sol konteynerde üstte. Bir squad karşımızdaki konteynerde. Bir de arkada aşağıda kalan şu an tek başına bir char rifle'lı adam vardı. Ondan da haberdar olmamız gerekiyor. Umut'un dediğini duydunuz mu bilmiyorum şu an ama solda iki kişi var dedi ama altta o char rifle'lı dediğim demin adam o takımın parçası. O takıma gitmesi gerekiyor. Her takımın nerede olduğunu biliyoruz. Şu an vurduğumuz herhangi bir damage gereksiz. Yediğimiz herhangi bir damage de gereksiz. O yüzden sakin olmamız lazım. Burada bu adamın açıkta olduğunu gördüğüm için, indirebileceğimi düşündüğüm için vurdum ama kötü sıktım. Neyse. Şu an tek yapmamız gereken şey sabırlı olmak ve ilk knock'ı beklemek. İlk knockdown'a göre
ilk knockdown'u biz alırsak knocklanan takımı pushlamamız lazım. İlk knockdown'u diğer takım alırsa beklememiz lazım ikinci knockdown'u. Bekliyoruz şimdi. Umut'un scan'ini gördüm. Bir kişinin konteynerin dışında olduğunu gördüm. Diğer iki kişinin konteynerin içinde olduğunu gördüm. Şu an o scan sayesinde pozisyon aldım ve bakın Wraith kötü durumda, indirdim. Şimdi diyorum ki takıma indirdim, push push push. Benim jump pad'le pushlayacağız hepimiz. Hepimizin gitmesi lazım. Takımımı da bekledim. Hep beraber bastık mı burayı rahat alacağız. Hiç can vermeden, yani ölmeden hiçbirimiz. Dediğim gibi alıyoruz. Bloodhound kaldı. Aldık. Ben battery basıyorum. Çünkü hemen basmam lazım. Çünkü diğer takım pushlayacak. Loot edecek hiç vaktimiz yok. Shield swap da alabilirdim ama konsol olduğum için yavaş yapıyorum onu. İzleyin. Shield swap denedim. Ama yoktu. Gördüğünüz gibi burada knock'ımı alıp pushladığımız için diğer takıma hazırdık. Takım arkadaşlarım neredeyse hiç can kaybetmedi. Ben bir battery bastım. Full candım. Damage'ları da gördünüz. Çok yani takımından daha az damage ama daha yani çok akıllı oynadık takımca. Ben de akıllı oynadım. Agresif oynadım süper. O yüzden kazandık. Rank'te de böyle oynamamız gerekiyor. Oynamanız gerekiyor normalde. Şimdi diğer maç. Umut'u duydunuz. Kendisini affetmezmiş o takım ölürsek. Biraz sesi yükseltiyorum. Şimdi yanımıza takım indiğini biliyoruz. Başladık. Bu arada bu videolar daha az editli diğer videolarıma göre ki bütün aklımızdan geçenleri her şeyi anlayarak izleyin, rankte nasıl oynadığımızı anlayarak izleyin diye. Şimdi indik ve loot'umuzu gösteriyorum. Loot ediyoruz. Hepimizin savaşabilecek loot'u olduğunda diğer takımı görüp yani nerede olduğunu görmemiz lazım. Ona göre pushlayacağız. Çünkü benim loot'um iyi. Umut'un da L-Star olduğunu biliyorum. Mert'in de Alternator olduğunu biliyorum. Söylemişti. Pushlayacak bir loot'umuz var. Mert'in hatta mavi shield'ı var ve Gibraltar yani. İyi durumda o. Sesi azaltayım biraz. Kaçta ses şu an? Ha, tamam. Pushluyoruz şimdi. Kırdım birini. Tamam, diğerini de kırdım ve health'ine de vurdum. Şimdi iki kişi low, iki kişi heal'lıyor. Çok avantajlıyız. Knock'ımı da aldım. Fight burada aslında bitti. Şu an. Kafadan bitirmiştik zaten fight'ı. Umut sinirlendi. Baştan agresif başlamıştı zaten maçı. Önceki maçta bir şeyler sinirimizi bozmuştu. Hatırlamıyorum tam şimdi ne de. Neyse. Aynı yerdeyiz. Loot'a devam ettik. Ama takım var. Umut dedi ki regrouplamamız lazım. Yani bu birleşmemiz lazım demek. Benim pozisyonum okey şu an diğer rakibe göre. Bana geliyor arkadaşlar. Benim buradan daha rahat pushlayabileceğiz. Şu an pushlayabiliriz. Hepimiz fullüz. Mert hariç ama o da Gibraltar yani. Sıfır vurdum ama yine de pushlayabiliriz. Umut'un ultisini bekledik. Pushladık. Hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Bir tanesi yanda tek başına. Yanda tek başına kalana ben az vurdum ama Allah'tan arkadaşım aldı. Umut. Şu an 3 ve 2'yiz. Ben savaşa pek katılamadım ama. 3 ve 1'iz. Aldık savaşı. Takım arkadaşlarım sayesinde aldık savaşı. 3 kişinin indiğini hatırlamam lazım burada. Çünkü biri ayakta nasıl diye düşünmeden hemen hatırlamam lazım başka bir takım geldiğini. Şimdi third party'den birini indirdik. Takım arkadaşlarımın canına bakın, çok low. Benden daha low ikisi. Ben zaten Octane'im, kendim heal'lıyorum yavaş yavaş. Takım arkadaşlarım çok low. Onlar arkaya kaçıp Phoenix heal falan ne yapacaksa yapması lazım.
Ben burada diğer takımı bir süre tutmam lazım. Çünkü benim health'im var. Olabildiğince tutuyorum. Ben de çok can kaybediyorum. Ama şimdi rakipten biri knock, biri de 75-7 yani. Takım arkadaşlarım full heal şu an. Ben de heal diyorum. Onlar benim için tutacak şimdi diğer takımı. Burada işbirliği ve değiş tokuş yapmanız önemli takımca oynamanız için. Birinizin sorumluluğuyken diğer takımı tutmak, diğerlerinin heal etmesi gerekiyor. Yani böyle hani bunu artık kimyanızda olması gerekiyor ranked takımınızla. Konuşmadan yapıyor olmanız lazım bunu. Neyse, hallettik. Şimdi savaşabiliriz full health hepimiz. Ben burada şimdi sağ taraftan geliyorum. Diğer takım nerede olduğumu bilmiyor. Bu adamlarını bayağı vurdum. Ama ölmemem lazım. Geri bastım. Şimdi değiş tokuş yaptık. Mert aldı bloodhound'larını. Biz 3 ve 2 kaldık. Benim vurup geri kaçmam sayesinde. Ben vurup kalsaydım onlar 3 ve 2 kalacaktı. Akıllı oynamamız gerekiyordu. Akıllı oynadım. Solda takımım Lifeline'ı pushladı. Ben orada Bloodhound'un kaldırılacağını gördüm. Kaldırıldı hatta. Bu scan'den sonra bana bunu göstermiş oldu yani. İyi bir scan değildi bence. Portal'dan çıkacağını biliyorum Bloodhound'un. Bloodhound şimdi ya Shield bastı ya da Health bastı. Phoenix basmış olamaz o kadar kısa sürede. Portal'dan çıktığı an tak indiriyorum. Health basmış. Rahatça indiriyorum Bloodhound'u. 3 ve 1 kaldık. Ben 1 ve 1'imi alıyorum burada. Gerek de kalmıyor 3 ve 1'e. Çok rahat alıyoruz bu third party'yi. Third party'yi engellemiş oluyoruz. Kazandık yani. Burada şimdi 11 squad kalmıştı burada. Bakın 11 squad kalmıştı. Bir anda 6 squad kaldı. Burada sürekli zone scan yaptı Umut. Çünkü scanleyebiliyor Bloodhound. Görüyorsunuz burada şey var. Scan yeri var. Scanleyebiliyor. Bir sonraki ringin nerede olduğunu biliyoruz. Ona göre sürekli orada bekledik. Şimdi bir sonraki ringe gideceğiz. Ranked olduğu için ve benim 5 KP'm var. Takımın geri kalanının da bayağı KP'si var. Bilmiyorum ne kadar ama var yeterince. Endgame oynayabiliriz. Endgame bekliyoruz. Umut burada ayak izleri gördüğünü söyledi. O yüzden takımımı bekledim. Hep kıç kıç oynamamız gerekiyor. Şimdi Mert uzakta kaldı. Mert tam olarak buradan gideceğimizi bilmiyor. Biz Umut'la aynı anda bu adama sıktık. Kırdık. Az da can bıraktık. Burada jump pad'imle pushlardık Mert olsaydı. Ama Mert arkadaydı. Pushlamadık. Yanımızda olmadığı için, full takım olmadığımız için sabırlı olmamız lazım. Ama Mert gelince taktiğimiz değişmeyecek. Taktiğimiz birini çok vurduğumuzda pushlayacağız. Bakalım ne zaman pushlayacağız? İzleyelim beraber. Umut da demin aynısını dedi hatta. Güzel bir damage vursak dedi, pushlayacağız. Şimdi bunu aklımda bulunduracağım. Bir takım daha var dedim Umut aşağıda. Bir takım daha var dedi. Onu ben aklımda bulunduruyorum. Göreceksiniz neden önemli olacak şimdi. Jump pad'imi hazır bulunsun diye attım bu arada. Daha pushlamıyoruz. Takımıma da bunu söyledim. 28 dedi. Kırıldı kırıldı. Valkyrie bir can dedi, biri kırıldı dedi. Ben de sıktım birine. Mert atladı üstlerine, ben de takip ediyorum. Şu an pushlayabiliriz. Ben şimdi Watson Fence olduğunu gördüm. Girmeyeceğiz içeri. Bunu biliyorum. İçeri girmeyeceğimize göre dışarıda kaldık. Arkadan sıkabilir takım. Diğer takım var aşağıda dedi Umut. Ben onu aklımda bulundurduğum için bakıyorum dışarı. Ama dışarı bakarken birini indirdi benim takımım. O yüzden direkt takımıma geri gidiyorum. İçeri girip öldüreceğiz bu takımı. Şimdi 3 ve 2'yiz. 3 ve 2 kaldık. Kaldırıyorlar tabii içeride bu sırada bunu. Çünkü giremeyeceğimizi düşünüyorlar. Ama savunan adamı Mert'le beraber çok vuruyoruz. Onun kaçması gerekiyor. İki şey kaldırılanı tekrar indiriyoruz. Birini daha indiriyoruz. Herkes indi şu noktada. Self revive var. Self revive'ı çok iyi savunuyor bu takım. Yani bu konuda diyecek bir şey yok. Aldık. Benim direkt Mert'i kaldırmam lazım. Third party yemeden. Watson şeyimiz var. Cem'imiz var. Ultimiz var. Onun yüzden İyi. Bu arada ben burada Volt'umu bırakıyorum çünkü çok az amam var. Burada
Eğer hani çok, ben Volt'u mesela aşırı severim, en sevdiğim silah. Ama az ammo olduğu için bırakıyorum. Yani silahlara çok bağlanmayın, silahlarla vedalaşmayı öğrenin. Umut da şimdi önemli bir şey diyor burada, ondan da bahsedeceğim. Shield swap bırakıyor bizim için. Bakın, kutulara girmemiz gerekmeyecek shield almak için, shield değiştirmek için. O yüzden biri uzaktan bize çok vurup pushlarsa kutulara girmemiz gerekmeyecek. Shield swaplarımız var şimdi. Ringdeyiz de çok iyi durumdayız. Bir sonraki ringi bekleyeceğiz burada. Arkadaşlarıma battery atıyorum çünkü eksikmiş. Bir tane alıyorum. Eyvallah. Aldı battery'leri. Şimdi bakın, ring aşağı inmiş. Shield swaplarımız yukarıda kaldı. Umut shield swaplarımızı aşağı indirecek tekrar. Çünkü farklı bir yerdeyiz artık. Şuraya kırmızıyı attım, mor alıyorum yukarıda. Bir saniye, yanlış kesken attım. Burada var. Burada var. Getiriyor shield swapları. Şu an pozisyonumuz iyi. Shield swaplarımız var. Hareket etmemize gerek yok. Sabırla son ringi bekleyeceğiz. Çünkü bundan sonraki son ring. Ringden gelen bir adam vardı. Öldü. Onunla beraber full squad öldü. 3 squad kaldık. Şimdi son squad ağacın orada. Onu biliyoruz. Diğer squad'dan emin değiliz ama yine sağ tarafta birini görmüştük. Onu biliyorum. Ve portal var zaten. Portal'dan çıktı biri. Şimdi portal'dan orada çok iyi saklanabileceği bir yer var. Ama bende 2 bomba var. Bombalarımı atacağım. Bombalarım damage vurmasa bile önemli olacak çünkü hareket ettirecek adamı. Ve pushlayan Mert'in işini kolaylaştıracak. Mert'in pushlamasına gerek yoktu çünkü adam zaten hareket etmesi gerekecekti ama pushladı. Aldık o fight'ı. Son squad kaldı. Ama Mert tek başına şimdi. Ama Gibraltar doğum atabiliyor. O yüzden tek başına kalacak, yani en iyi karakterlerden bir tanesi. En iyi legendlardan bir tanesi bu durumda. Mert'i tek başına bırakabiliyoruz bir süre. Savunuyoruz tabi üstten. Ben sıkıyorum rakip takıma yine. Normalde uzağa sıkmıyorum bu tur. Sakin oynuyorum full. Ama Mert'i savunmak için sıkıyorum orada. Burada adamı 127 vurdum. Tek başına sanıyorum adamı. Pushlayabiliriz sanıyorum. Çünkü üçümüz pushlarsak ya da Mert ve Umut pushlarsa alacak hemen. Göremiyorum. Ama Umut göremiyorum dedi. Scan'i verdi. İki kişi olduğunu gördük. O yüzden pushlamadan önce her zaman Bloodhound scan'ini beklemek çok önemli ve çok faydalı bir olay. Bunu aklınızda bulundurmanız lazım. Rank'te özellikle. Yani salakça pushlamayın. Scan'i bekleyip pushlayın. Emin olun. Şimdi son ring kapanıyor. Ama son ring yavaş kapanıyor. O yüzden sabırlı oynayacağız. Sağdakine başlayacak. Sağdakine. Hangi kapıdan çıkacağımızı biliyor hepsi. Bubble attım. Mert ultisini attı adamlara ve çıkmamızı sağladı Bubble'la. Hepimiz aynı kapıdan çıkacaktık. Çok rahat vurulacaktık ama Gibraltar'ımız, ultimiz ve Bubble'ımız olduğu için çok rahat çıktık. Şimdi Valkyrie sağda, takımından ayrı kaldı. Kırıldı. Bir dakika. Burada benim baktığım yönde 2 kişi var. Valkyrie sağda ayrı kaldı. Valkyrie'ye 134 vurdum. Takımın rahat alacağını biliyorum. Artık Valkyrie'ye fokuslamayacağım. Valkyrie'yi indirip kill'imi almaya falan çalışmıyorum. Sol tarafa fokusluyorum. Çünkü Valkyrie'yi alacağız. 3 ve 2'yiz kafamda şu an. Şimdi gerçekten 3 ve 2'yiz. Bloodhound'da az kalmış canı. Mert vurmuş. Bloodhound'u da rahat indirdim. Wraith'i de rahat indirdi takım arkadaşlarım. Kazandık maçı. Gördüğünüz gibi bu maç ben çok damage vurmadım. Takım arkadaşlarım uzaktan daha çok sıktı bana göre. Hatta bakın damage sayılarına yani. Ben çok daha az vurdum. Normalde bu kadar az vurmuyorum. Ama ranked olduğu için damage veya çok kill önemli değil. 6 kill assist, toplam kill veya assist. 6 assistiniz 0 killiniz olsa bile yeterli ranked'di.